Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün 2011 model Accent R aracımızın sileceklerini değiştireceğiz. Biz sileceklerimizi aldık. Bu şekilde paketlerinden çıkardım ben. RBV marka. Hibrit bir silecek. Bayağı kaliteli dedi. Ben parçacıdan aldım. Çiftini 50 liraya aldım arkadaşlar. İnternette daha ucuzları vardır illaki. Şu şekilde uzun olan kısım 550 mm yani 22 inç, kısa olan kısım ise 400 mm yani 16 inç olarak geçiyor. Bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Sileceklerim bayağı kötüydü. Bu şekilde ben hemen içeriden silme performansını da göstereyim. Yani o kadar aşırı kötü değil ama yine de iz bırakıyordu bazı yerlerinde. Bilmiyorum, kamerada belli oluyor mu ama yani silerken bayağı iz bırakıyor. Çabuk kurumasına rağmen yine de rahatsız oluyorum. Özellikle şurada bir çatlağımız var. Onun kısımda daha bayağı bir iz bırakıyor. Bunun için sileceklerimizi değiştirmeye karar verdik. Şimdi montajımıza geçebiliriz arkadaşlar. Montajımız oldukça basit. Bu şekilde önce sağ tarafın sileceğini alayım ben. Göstereyim nasıl olacağını. Şurada bir asıl şu parçanın devamı. Şurası. Buraya giriyor bu sileceğin iç kısmı. Bu şekilde çektiğimizde silecek otomatikman geliyor. Diğer tarafta ise yine aynı şekilde. Şu şekilde önce şurayı almamız gerekiyor. Diğer tarafta bu yoktu. Kuvvetlice çektiğimizde bu şekilde diğer tarafı da aldık arkadaşlar. Şimdi yeni sileceklerimizin montajına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, montajımıza geçiyoruz. Montaja geçmeden önce hemen şu şekilde yeni sileceğimizin şurada bir şöyle bir şey var, klipsi var. Bunu kaldırıyoruz. Daha sonra şu görmüş olduğunuz boşluktan şu kısmı, metal kısmı içeri bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra yukarı doğru itip sileceğin oturmasını sağlıyoruz. Daha sonra şu klipsimizi yerine bastırmamız gerekiyor sağlam durabilmesi için. Gördüğünüz gibi bu şekilde sileceğimizin montajı tamamlanıyor. Diğer kısım da aynı şekilde içine bastırıp yukarı itiyoruz ve klipsini basıyoruz arkadaşlar. Evet, sileceklerimizin montajı bu şekildeydi. Şimdi nasıl bir performans sağlayacak ona geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sileceğimizin montajını tamamladık. Ucundaki koruyucuları da çıkardım ben. Şu anda sileceğimizin nasıl bir performans sağlayacağına bakacağız. Gördüğünüz gibi silme performansı bayağı güzel. Diğer eskiye göre, özellikle şu çatlağın olduğu kısmı demiştim ben. Yani hiç iz bırakmadan şu anda gayet güzel bir performansla silme işlemini tamamladı arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.